Bir hekim başarılı bir hastayla karşılaştığı zaman cevap vermesi gereken iki soru vardır ana soru olarak. Bunlardan birincisi, bu baş ağrısı birincil baş ağrısı mıdır? Yani altta yatan bir neden yok mudur? Ya da ikincil baş ağrısı mıdır? Altta yatan nedene bağlı bir baş ağrısı mıdır? Bunun için kullanması gereken üç yaklaşım şudur. Bir, hastadan baş ağrısıyla ilgili baş ağrısının bütün özelliklerini kapsayan anamnez almak. İkincisi, muayenesini yapmak. Üçüncüsü de incelemeler yapmaktır. Gerek radyolojik gerek biyokimyasal incelemeler. Bütün bunların sonunda bir karara varır. Bu birincil baş ağrısıdır veya da ikincil baş ağrısıdır diye. Bu noktadan itibaren de birincil baş ağrılarından hangisidir ya da ikincil baş ağrılarından ise hangi nedene bağlı baş ağrısı mıdır? Bunun ortaya çıkartmak ve tedaviyi buna göre yönlendirmektir.